Astroloji bilim midir? İlişkilerde burçlara ne kadar güvenmeliyiz? Tarihteki tutarlı veriyi alıyorum. Hükümette bir değişim görünüyor mu? Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Dinçer Güner ve Dinçer bir astrolog. Astrologlar şarlatan mıdır? Şarlatan olan astrologlar da var. Halkın bir takım böyle duygularıyla oynayan, su istimal eden ya da çeşitli ritüellerle ondan sonra kandıran insanlar da var. Ama bunun eğitimini almış... Konusuna vakıf birçok astrolog da var. Hepsi için söyleyemem ama tabii ki aralarda olanlar da var. Her meslekte olduğu gibi. Senden danışmanlık alan siyasiler var mı? Bu soruya yanıt veremem. Çünkü de her meslekte olduğu gibi etik kuralları var. O yüzden de her meslekten ve her kesimden insanlar danışmanlık alıyorlar. Etik kurallar demişken sen bir haritaya baktığın zaman gördüğün her şey yani iyi ya da kötü her şeyi karşındaki kişiye söylüyor musun? Hayır. Karşımdaki kişini öncelikle tanımaya çalışıyorum danışmanlık esnasında. Hangi bilgiyi ne kadar kaldırıp kaldıramayacağına kadar aslında bir harita üzerinden görebiliyoruz bunu. Bir de her bilgi astrolojide özellikle kişiye bilginin fayda sağlaması esastır her zaman. Fayda sağlamayacak, onu işte depresyona sokacak, moral man çökertecek, onu çaresizliğe sürükleyecek bilgi verilmesi taraftarı değilim. Gökyüzü hareketlerine bakıp insanların ne yaşayacağının yorumunu nasıl yapabiliyorsun? Astroloji 7 tane temel ilke üzerine kuruludur. Bunlardan bir tanesi de aslında eş zamanlık ilkesidir. Yeryüzünde ne varsa gökyüzünde o vardır, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır ilkesiyle çalışır. Bir de astrolojiye baktığımız vakit aslında bu bir sembolizmdir. Hayat, evren, hayatta her şey bir sembolizm, bir rakam, bir matematik, bir sayı, bir disiplin üzerine kuruludur. Astroloji de aslında evreni anlamanın e, evrensel bir sembolizmidir aslında. E, astrolojik anlamda bir gösterge, bir işaret farklı kültürlere ya da farklı yerlere seyahat ettiğiniz vakit anlamları değişmez. Kendi içerisinde kapalı bir bilgi sistemidir, çalışan bir bilgi sistemidir, bir sembolizmdir bu. Ve bizler de aslında bu sembolleri en doğru şekilde e, okumaya çalışan bu mesleği yapmış olan insanlarız. Coğrafya kader midir? Doğduğumuz yerin astroloji haritamıza bir etkisi var mı? Kesinlikle var. Coğrafyada kader, doğduğunuz yerde kader, yaşadığınız yerde kader bu arada. Biz bir doğum haritasını oluştururken kişinin doğduğu yeri alırız. Doğum saatinin ve doğum tarihinin yanı sıra. Çünkü oradaki enlem ve boylam bizim için önemlidir. O yüzden de evet, bir noktada coğrafya kaderdir ama büyüdünüz ve siz taşınmaya karar verdiniz diyelim. Gideceğiniz yerin bile şehrin, ülkenin bile size iyi gelip gelmeyeceğine bakabiliyoruz astrolojik anlamda. Siz çok zeki olabilirsiniz, çok paralı olabilirsiniz, çok yetenekli olabilirsiniz ama Avrupa size iyi gelmeyip de orada kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz, orada başınıza bir kaza gelebilir. Ee, orada bir takım talihsizliklerle karşılaşabilirsiniz. İşte atıyorum, Türkiye'de çalışıyorsunuzdur, sürekli yükseliyorsunuzdur. Ama çat Avrupa'nın bir kentine gidersiniz, bir türlü yükselemezsin, terfi alamazsın. Ama bir uzak doğuya gidersin, orada işte hayatın aşk karşılaşırsın, acayip iş olanaklarıyla karşılaşırsın. Buna da e, kartografi deniyor bu arada, astrokartografi deniyor. Astrojenin başka bir e, tekniği bu. E, bu teknikle aslında kişiler doğdukları andan itibaren yer değiştirdikleri zaman lokasyon astrolojisi deniyor buna. ...değiştirdikleri yerin kişiye nasıl geldiğini anlatan bir bilgi sistemi bu da. Astroloji nedir? Astroloji nedir? Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki ilişkiyi inceleyen bir sembol dilidir aslında. İlk çıkışında öncelikli olarak gökyüzündeki etkilerin doğadaki yansımalarına bakmışlar. E i̇şte hayvanların üremesinden tutun denizlerin kabarmasından tutun tarımdan tutun ilk ay takvimleri oluşmuştur bu yüzden. Ayın hareketlerine göre dönemin çiftçileri ee, ne zaman tohum ekeceğini, ne zaman hasat yapacağını vesaire bunları oluşturan bir ay takvimi üzerinde çalışmışlar. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kadınların menstruasyon döngüleri kendi haritalarındaki ay burçlarıyla çok ilişkilidir. Çünkü ay takvimi 28 gündür ve sağlıklı bir kadın menstruasyon döngüsü de ortalama 27,5 günde bir çalışır aslında. Ve bu da biz bir kadının bir doğum haritasına bakarak sağlıklı, hormonal yapı sağlıklı bir kadının ne zaman adet görebileceğini ve doğurganlığı ne zaman artacağına kadar görebiliyoruz aslında. Astrologlar bir yandan da kahindir diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama eskiler böyleydi çünkü bu kadar çok ellerinde veri yoktu. Onların öngördükleri şeyler bir kehanetmiş gibi okunuyordu. Ama yıl 2023 biz artık astrologlar kehanet yapmıyoruz. Biz gezegenlerin zamanında geçmişte aynı buçta aynı derecelerden geçtiği vakit özellikle dünyada nelerin meydana geldiğini anlayıp önümüzdeki süreçte yine o geçmişten aldığımız bilginin neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz aslında. O yüzden artık buna biz kehanet diyemeyiz. Aslında bu bir tahmin etme aracı. Astroloji bilim midir? Bilimsel verilerden yararlanıyoruz her, de, her defasında. Ama bilimin tanımı içerisinde, laboratuvar ortamında koşul ve şartlar aynı kalmak kaydıyla her defası aynı sonuçların çıkması bekleniyor. Genel ve kabul gören bilimsel e, bilimin tanımı içerisinde. Gerçi hoş. Atomun parçalanması, kuantum evrenle birlikte artık o e, genel geçer bilim tanımı da artık değişmeye başladı gerçi ama bizler her zaman e, bilimsel verileri kullanıyoruz, tarihi kullanıyoruz, istatistiği kullanıyoruz, matematiği kullanıyoruz, trigonometriyi kullanıyoruz. Bu verilerin hepsini kullanıyoruz ve bunları kullanarak aslında tahmin yapmaya çalışıyoruz. Senin aslında daha 3 sene önce pandeminin peysi yokken bir pandemi öngörün olmuştu. Hı hı. Şimdi de yakın zamanda 31 Aralık'ta büyükbaş hayvanlardan doğacak bir hastalıktan söz ettin. Hı hı. Bu öngörüleri nasıl yapıyorsun? Gezegenlerin kendi içlerinde birbirleriyle kurdukları özel ilişkiler var. Ve bu ilişkilerden doğanda sinodik dediğimiz bazı döngüler var. Tarihte bu sinodik döngülerde neler olmuş buna bakarak önümüzdeki süreçte ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Örnek verecek olursam. Bu sene Nisan'da bir tutulma gerçekleşecek 29 derece Koç burcunda. Tarihte 29 derece Koç burcunda bir tutulma güneş tutulması gerçekleştiğinde hep büyükbaş hayvanlarla ilgili problemler çıkmış ya da Satürn balığa girdiği vakit bir önceki Satürn balıkta deli dana hastalığı çıkmış mesela. Şimdi de şap hastalığı çıktı. İşte zonguldak'ta 225 tane köy altına alındı. Tamamen geçmişte o gezegen ne yaptı, ona bakıyorum ve tarihteki tutarlı veriyi alıyorum. Mesela birkaç defa tekrar etmişse aynı olay, diyorum ki tamam bu tutarlı bir veridir. O zaman ben bunu önümüzdeki süreçte bir tahmin aracı olarak kullanabilirim diyorum. Ama Bazen e, bu kadar tutarlı olmayabiliyor işte başka bir şey başka bir şey başka bir şey çıktığı vakit diyorum burada bir tutarsızlık var. O zaman ben bu veriyi kullanmasam iyi olur diye yani onu kullanmamayı tercih ediyorum mesela. Yani sen bir data analistisin. Anladığım bu. Ee, evet ama şöyle ben gezegenlerin hareketleri üzerinden bir datayı analiz edip aslında önümüzdeki süreçte ne olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani benim kaynağım gezegenlerin hareketleri aslına bakarsan. İzleyicilerimizden gelen bir soru var. 13. Burç olarak bir yılan burcu çıktı. Bu gerçekten var mı? Bu burcun çıkışı sonrasında da diğer burçların tarihlerinde bir kayma oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Kaymadı. Çünkü ben ve Türkiye'deki birçok astrolog %90'ı diyebilirim. Batı ve klasik astroloji mevsimsel zodiac üzerine kuruludur. Kim yıldızlarıyla çalışmıyoruz biz. Güneşin öncü burçlara geçtiği, işte koça geçer, ilkbahar başlar evrensel bir şeydir bu. Bizim yarı küre için. E, yengeç burcuna geçer yaz başlar. Teraziye geçer sonbahar başlar. Oğlağa geçer kış başlar. Biz burçları esas alıyoruz ve bunların sembolize etmiş olduğu e, konular var ve biz bu e, buradaki sembolize etmiş olduğu konular üzerinden bir yorum yapıyoruz. Ama bahsetmiş olduğunuz konu takım yıldızlarıyla ilgili bir konu. Takım yıldızlarıyla Vedik yani Hint astrologları çalışıyorlar. O yüzden onlar için 13. burç değil ama yılancı takım yıldızı hep vardı, hep de var olacak. Onlar oluşturmuş oldukları haritamalı sistemlerinde bunu kullanmak zorundalar. Çünkü onlar takım yıldızlarıyla çalışıyorlar. Fakat bizler klasik batı astrologlar takım yıldızlarıyla çalışmıyoruz. Günlük burç yorumlarına ne kadar güvenmeliyiz? Güvenmemeliyiz. 2,5 şar günde yazılırsa neden olmasın? Çünkü gökyüzünde en hızlı hareket eden gök cismi aydır. Ay 2,5 günde bir burç değiştirir. Ayın 2,5 günde bir burç değiştirmesiyle bizim haleti ruhiyemiz ya da gündelik yaptığımız işlerde değişimler meydana gelmeye başlar. Ama bundan daha hızlı hareket eden bir gök cismi yok. O yüzden günlük burçları çok takip etmelerini çok da önermem açıkçası. İlişkilerde burçlara ne kadar güvenmeliyiz? Burçlara değil astroloji haritalarına güvenmeliyiz. Çünkü herkesin parmak izi gibi kendine özel nevi şahsla bir doğum haritası vardır. İki kişi bir araya geldiği vakit bu doğum haritalarını biz üst üste koyarak yan yana koyarak ee, haritalar arasındaki ilişkiyi inceleriz. Buradan acayip güzel şeyler de çıkabilir, çok kötü şeyler de çıkabilir. İnsan ilişkileri elementlere benzer. İki hidrojen bir oksijen bir araya gelir su ortaya çıkar. Başka element meydana gelir. Atom bombasını oluştururlar. İnsan ilişkileri de aynen böyle. Mesela biz seninle e, birbirimize çok iyi geliyoruzdur. Çok mutluyuzdur. İkimiz de çok iyi insanlarızdır. Başka insanlara gideriz. Onlar da çok iyilerdir ama o ilişki ilişkiden iyi bir şey çıkmaz. İşte bu ilişkiden iyi çıkmama hali aslında haritalarımızdaki gezegenlerin birbirlerimizle yaptığı etkileşimle alakalı aslında. Ya da iki insan birbirini çok sever ama kavuşamaz bir türlü. Çünkü e, haritalar arası ilişkiye baktığımız vakit işte birinin engelleyici Satürn'ü, diğerinin işte ilişki evinin yöneticisi Venüs'le belki karşı karşıya duruyor. Bu insanlar aslında asla bir araya gelmemek için birbirlerini tanımış olabilirler belki de. Gibi aslında her zaman doğum haritaları ve orada anlatılan hikaye her zaman çok önemlidir. Tamam anlıyorum ama yani iki haritayı üst üste koyup nasıl oluyor? Çok basitçe anlatabilir misin? Şimdi hepimizin parmak izi gibi bir doğum haritası var ve bu doğum haritasında duygularımızı gösteren bir ay var. Aşkı gösteren, mutluluğu gösteren Venüs var. Kavgayı gösteren Mars var. Engelleri gösteren Satürn var. Ve başka planetler de var. İşte iletişimi, konuşmayı gösteren Merkür var bir kere. Ve bu benim kendi haritamın dinamiğinde var. E bir de karşımdaki insanın da bir haritası var. E onun da kendine göre bir ayı, Satürn'ü, Merkür'ü vesairesi var. Bunları biz karşı karşıya getirdiğimizde eğer ki birbirleriyle düzgün konuşabiliyorlarsa, iyi kontak kuruyorlarsa iyi bir ilişki çıkıyor. Ama çatışmalı bir görünüm oluyorsa çok tekniğe girecek ama atıyorum karşıt açı dediğimiz, kare açı dediğimiz görünümler oluyor haritalar arası. O zaman oradan da faydalı bir ilişki çıkmıyor açıkçası. En basit haliyle, en en basit haliyle bizim için dört element çok önemlidir. Ateş, hava, toprak ve su. Bir ilişkinin gidebilmesi için iki kişinin birbirlerinin eksiklerini tamamlaması gerekir. Aynı olduğu zaman o ilişki gitmiyor, bir yerde patlıyor. Ama ne zaman ki iki kişi birbirlerinin eksiklerini tamamlayacak bir e, harita bütünlüğü yakaladıkları vakit, o zaman o ilişki gidiyor. Örnek vermem gerekirse diyelim ki bir kişinin haritasında ateş elementi az ama başka bir insan geliyor hayatına ateş elementi fazla, onun eksini tamamlıyor, aslında burada ilişki çıkıyor. Ya da diyelim ki bir başka insanın haritasında toprak elementi çok fazla. Demek ki çok fazla güven ihtiyacı var. Biri geliyor, hava elementi fazla diyor ki sen o kadar güvende oturmana gerek yok. Biraz kalk hareketlen diyor ona. O hava elementi fikir veriyor ona çünkü. Bir harekete geçirecek ona bir malzeme veriyor. Asla asıl mesele ilişkilerin asıl meselesi element uyumundan geçiyor ve birbirinin eksiklerini tamamlamaktan geçiyor. Birbirinin eksiğini tamamlamayan ilişkiler gitmiyor çünkü. Çünkü birbirine katacak bir şey kalmıyor. Ancak birbirinin eksiklerini tamamladığı vakit partnerler karşılıklı olarak birbirine bir şey öğretebiliyorlar çünkü. Düşünsene ikimiz aynı elementlere sahibiz. E, sürekli aynı motivasyonla hareket ediyoruz. Yani tanıyoruz, o kadar çok tanıyoruz ki birbirimize. Ne katacağız? Katacak bir şey kalmıyor çünkü. İlk etapta çok eğlenceli, çok keyifli, kafadaş oluyoruz. İyi geliyor. E sonra e diyorum ki e aynı şeyi yapıyor zaten sürekli. Bu bir çeşitlerin hiçbir şey yok diyorum mesela gibi. Aslında her insan benzersiz yani kendine özel. Ama bahsettiğin konuda şu soru aklıma geliyor yani insanları da bir yerde e, sınıflandırıyorsun. Hı hı. Bunu nasıl açıklayacaksın? Aslında sınıflandırmıyorum. Ben hani en basit yerden anlaşılabilmesi için dört elemente indirgedim. Ama tabii ki her insan özeldir, her insan benzersizdir. Her insan bir yazılımla geliyor bu dünyaya, bir kodla geliyor ve onu yaşıyor aslında. Ama temelde aynı olduğumuz noktalar var. Mesela senin de iki tane kolun var, benim de iki tane kolum var. Bak bu da hani iki kollu insanlar sınıfı da oluşturabiliriz. Ya da sadece sarışın insanlar sınıfı grubu da oluşturabiliriz. Ama biz sadece sarışın insanlardan oluşan bir klasör oluşturduğumuzda bu demek değil ki o insanların hepsi aynı davranıyor. Sadece onu tanımlayabilmek için aslında bu bir bir ihtiyaç aslında. Sınıflandırmaktan çok bir e, ortak paydada e, buluşturabilmek için bir yöntem diyelim buna. Sınıflandırma dediğimiz vakit işin içerisine başka şeyler de giriyor çünkü. Ayrımcılık giriyor. Aslında ben sınıflandırmıyorum yani bir ayrımcılık noktasından yaklaşmıyorum aslında. Astrolojinin dinde yeri var mı? Tabii ki var. E, tarihte astrolojinin dinle birlikte buluştuğu ve yükseldi ama e, bir takım böyle dini konulardan dolayı da e, gücünü tamamen kaybetmiş olduğu dönemler de var. Mesela Hristiyan astroloji diye bir şey vardır. Katoliklerin e, sen e, Allah'la şirk mi koşuyorsun deyip cadı avcılığı dönemi başlattı ve astrologları ve buna benzer iş yapan insanları öldürtmüş olduğu bir dönem de vardır. Ama mesela buna e, karşılık e, astroloji güç kaybetmiş olduğu yüzyıllarda Arap Yarımadası'nda e, Müslüman e, astrologlar astroloji üzerine çok böyle önemli çalışmalar yapmıştır ve astrolojiye başka bir yerden hayat vermiştir. Astrolojinin tarih boyunca dinle çok yakın bir ilişkisi var. Çünkü e, o dönem korkulduğu için hani gerçekten de yaratıcıyla, tanrıyla Allah'la şirk mi koşuluyor bir korkusu yaşanıyor ama alakası yok aslına bakarsanız. Eğer öyle olmuş olsa hava durumu sunucuların hepsini öldürmeleri gerekirdi aslına bakarsanız. Böyle bir durum tabii ki yok. E, hatta e, Kur'an-ı Kerim'de de yeri vardır bu arada. E, der ki bir surede e, yerin yedi kat e, göğünü yarattık onlardan bilgi alabilirsiniz diye. Yedi kat göğden kastı da yedi tane gezegen vardır Satürn'e kadar olan gezegenler. ve Bunların her birinden bilgi alabilirsiniz diye bir sure bile vardır bu arada. Astroloji haritamız bizim doğumumuzla başlıyor. E, astroloji haritamızdan Ölümümüzle ilgili bilgi de alabiliyor muyuz? Hatta ölümden sonrasıyla ilgili bilgi alabiliyor muyuz? E tabii çünkü yaşayan bir harita bu. Bir insan öldüğü zaman e, tamamen yok olmuyor aslında. E birçok böyle ölen ama öldükten sonra e, birçok ressam var biliyorsunuz, ölüyor e, değeri. Öldükten sonra biliniyor. Tabloları inanılmaz satıyor. Ya da işte ölüyor ama şarkısı sonradan patlıyor mesela. Öldükten sonra çıkıyor ortaya. Haritalar her zaman yaşıyor. Sonsuza kadar yaşıyor. Bir an o harita oluştuğu zaman yaşıyor. Biz astroloji haritalarından ölümü görebiliyor muyuz? Eski tekniklerden gelen bazı bilgiler var bununla ilgili. Sağlıklı çalışıp çalışmadık elbette ki tartışmaya her zaman açıktır. Ama %60, %70 arasında bilgi alabildiğimiz noktalar var ama şunu söylemez astroloji size. 72 yaşında öleceksin demez. Ama insan ömrünün ne kadar olabileceğine dair bir hesaplama vardır ve der ki ortalama 80 civarı der mesela. Hani böyle bir şey söyleyebiliyor ama bu veri tutarlı bu verimi tartışmaya çok açık bu arada. Osmanlı'da astrolojinin bir değeri var mıydı? Tabii ki olmaz olur mu? Saraylarda müneccim başları vardı. E, o dönemin padişahlarının ne zaman savaşa çıkacağını e, müneccim başlarına sorarlardı veya daha da önemlisi bir kişinin doğduğu zaman onun haritasına bakarak bir sonraki tahta geçecek olan kişi olup olmayacağına kadar asla karar verirdi minicim başları. Ya da bir savaşa çıkılacağı zaman işte gökyüzüne bakılır önemli bir yıldızın bir gücü varsa ya da bir işte ayın bir konumuna vesaire veya bir tutulmaya bakarak o savaşa katılmalarını ya da bir yer kuşatılacaksa o kuşatmaya gitmeleri söylenirdi. Hatta e, bunun belgeseli de yapılmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatmasından önceki zamanda hemen Müneccim başlıyor ki şu tarihte giderseniz İstanbul'u çok daha rahat kuşatabilirsiniz. E, diyor Fatih Sultan Mehmet'e ve aslında o tarihte çıkılıyor ve İstanbul kuşatılıyor 1453 yılında. Daha da ne aslında söyleyeyim. Çinler tutulmalara çok önem verirlerdi. Güneş ve ay tutulmalarına çok daha eski zamanlardan bahsediyorum şu an. Çünkü tutulmaların insan ve her şeyden önce doğa ve tabiat üzerinde önemli etkileri olduğunu bilirlerdi. Ve o dönemki yıldız gözlemcilerini kuleleri dikerler ve onlardan tutulma zamanlarının doğru hesaplamalarını beklerlerdi. Eğer ki güneş veya ay tutulmalarını o dönemki gözlemciler onların tahmin etmiş olduğu tarihten önce bir tutulma gerçekleşirse bir güneş veya ay tutulması çivili fıçıların içerisine konur ve bayırdan aşağı yuvarlarlardı. Eğer ki onların tahmin etmiş olduğu tarihten sonra bir zamanı tutma meydana gelirse atların arkasında bağlanıp ülkeyi gezdirtirlerdi. Aslında Çinlerde de inanılmaz böyle gökyüzü, astroloji, oradan gelen bilgi çok önem verirlerdi. Tarihin her noktasında, her yerde astroloji var. Mitolojik hikayelerde var. E, krallıklarda, hükümdarlarda, saraylarda, var. Hatta şöyle söyleyeyim, astrolojinin çok güçlü olmuş olduğu dönemde e, tıp bilgisi, e, astroloji bilgisi olmayan bir kişiye e, tıp eğitimini tamamlamış olduğu söylenmezdi bu arada. Yani verilmezdi o yetki kişiye. Tıbbın babası dediğimiz şu an Hipokrat, Hipokrat yemeğinin sahibi Hipokrat. Ee, ...dönemin önemli astrologlarından bir tanesiydi. Tarihte bizim şu an bilim adamı olarak gördüğümüz çok önemli figürler... ...aslında dönemin önemli astrologları ve matematikçiler de aynı şekilde. Jung mesela çok önemli bir e, terapisttir. Ee, ve her zaman hastalarıyla danışmanlıklara girdiği zaman... ...onların doğum haritalarını da çıkartıp oradan bilgi alırdı mesela. Astroloji haritamızı değiştirmek... Mümkün mü? Aslında şunu sormak istiyorum, kaderimizi değiştirebilir miyiz? Ee, ben kaderimizi değiştirebileceğimize inanmıyorum, çünkü bir yazılımla geliyoruz benim baktığım pencerede. Ama irademizi değiştirebiliriz. Hatta dini anlamda da külli irade, cüzi irade var biliyorsun ki. Ee, evet, varacağımız nokta değişmiyor. En nihayetinde ben markete gideceksem, yine markete gidip o ekmeği alıyorum. Ama markete giderken o ekmeği almak için ki o yolda geçmiş olduğun deneyimlerin nasıl olacağını tabii ki seçebilirim. Ufak tefek seçimler yapma hakkım var. Seçebiliyorum. Ama günün sonunda büyük bazı kader noktaları vardır, dönemeçleri vardır insanın hayatında. Olması gerekiyordur çünkü. Çünkü deneyim kazanmamız gerekiyor, büyümemiz gerekiyor, olgunlaşmamız gerekiyor. Ruhun gelişmesi gerekiyor çünkü. Hani o yüzden sürekli iyi şeyler olsun diye bir şeylere adak adamak, sürekli iyi şeyler olsun diye ritüeller yapmaya çalışmak, bunlar çok Çocuk bilincine ait olan davranışlar. Aslında bir şeyi değiştirmeye çalışmak yerine çabayla sonuçta sonuç değişmiyor. Olanla büyümeyi, kabule geçmeyi, e, olgunlaşmayı aslında tercih ediyor olmuş olsak, e, bence çok daha e, iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki seçim şansımız var. Tabii ki bu kadar robot değiliz elbette ki. E, ben nasıl bugün buraya girip sizinle konuşmayı tercih ettiysem bu bir tercihti. Ama e, günün sonunda. Ee, buradan dönerken baş bir trafik kazası geçireceksem eğer bu da artık büyük bir kaderin bir parçası olmuş oluyor. Ama ben buraya gelmeyi tercih etmesem bile benim kaderimin bir noktasında e, bilmem ne gününde bilmem ne saatte o trafik kazası geçirmek varsa ben buraya değil ben buradan bakkaldan ekmek almaya giderken bir o kazayı zaten geçireceğim. Bununla ilgili aslında çok güzel bir örneğim var benim. Bir astrolog arkadaşım partnerine diyor ki şu şu günler arası motor kullanma çünkü bir kaza riskim var diyor ve sevgilisi de gerçekten de o tarihler arası motor kullanmıyor gecenin bir vakti motoru çalıyor alarmı çalıyor tak 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 aşağı iniyor ondan sonra motorunu kontrol etmeye bir şey otoparkta bu arada yani en olabilecek en korunaklı yerde gecenin bir vakti apartmanın otoparkına giren kişi Görmüyor, birden tak diye motora çarpıyor, onu da sağa fırlatıyor. Gene kaza oldu. Bakın değişmiyor bir şey. Yani olması gereken şeyler oluyor yine de. Korkmamak gerekiyor, biz korkuyoruz. Zaten bu kadar adak, bu kadar şeye ritüel altına yatan şey korku duygusu. Eyvah başıma kötü bir şey gelecek. Bilemeyiz ki o kötünün bizim hayatımızda açabileceği başka iyi kapıları. Belki o iyi kapılarının şeyi o kötü deneyimi yaşamaktan geçiyor olabilir aslında korkuyoruz sadece. Çünkü çocuğuz. Çocuk korkar. Yetişkin olan olaylarla akmayı öğrenir. Çocuk ise korkup kaçmayı tercih eder. O yüzden biz korku duygusuyla yaşıyoruz sürekli. Peki hayatlarımızı ne kadar astrolojik haritamıza göre yaşamalıyız? Ortalama. Yani çok saplantılı her şeyin fazlası zarar bir kere yani ne olursa olsun. Yani her gün her saat ay şöyle yapayım, şöyle adım atayım, buraya gideyim yok öyle böyle bir hayat yok. Hayat kontrol edilebilir bir şey değil çünkü o kadar akış akıyor, zaman akıyor, bir geri dönüşü yok bunun zaten. Ama çok önemli bir işin vardır. İşte bir imza atacaksındır, iyi bir zamanda atmak istiyorsundur o imzayı. Sana da faydası sağlasın, karşı tarafa da fayda sağlasın. Mesela bunun için kullanabilirsin. Ya da bir ilişki başlayacaktır ondan sonra. Hani bir doğru zamanda tanışsan daha tatlı olur, hani daha keyifli bir muhabbet geçsin. Daha az zorlayıcı bir şeyler olsun, daha iyi bir akış olsun arada. Mesela burada da kullanılabilir, neden kullanılmasın? Ya da bir yere bir başvuru yapıp doğru zamanda zamanlama yapmak için astroloji dediğimiz vakit bu bir zamanlama tekniği aslında. Baktığınız vakit 12 burç, 12 ev, yuvarlak tam bir saat kadranı gibi aslında farkındaysan. Aslında bu bir zaman yönetimi, zamanlama, zamanlamanın gücü aslında bu. Yani doğru zamanda harekete geçmek adına astroloji kullanılabilir ama her gün, her gün, her gün dikkat 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 yaşayamayız. Öyle bir hayat yok çünkü. Astrolojik danışmanlık almak maliyetli bir iş mi? Serbest piyasa koşullarına göre herkes kendi fiyatını kendi belirliyor. O yüzden de hani maliyetli olup olmaması tamamen sizin cebinizdeki paranın gücüyle alakalı. Peki danışacağımız astroloğu nasıl seçmeliyiz? istikrarlı olması, eğitim almış olması, bence her şeyden önce eğitim almış olması önemli. Ve bu eğitimi kimden almış olduğu önemli. Ee, çok yeni mezun bir insandan danışmanlık almayı ben çok tercih, tavsiye etmem. Çünkü sadece astroloji için söylemiyorum bunu. Özellikle benim gibi iş yapan insanlar, ben ve bir benzer işleri yapan insanlar, danışmanlık işi veren insanlar, belli bir tecrübe, deneyim sahibi olduğu zaman ancak verimli bir danışmanlık ve tavsiye verebileceği bir düzeye gelebilir. Çünkü danışmanlık alan kişi yaşamda danışmanlık veren kişinin hayatta gidebildiği yere kadar gidebilir. Yani danışmanlık veren kişi kendini ne kadar geliştirirse danışmanlık alan kişiyi de o kadar yükseltebilir. Şimdi çok yeni bir mezun ne kadar tecrübesi ve deneyimi ve kaç tane harita bakmış olabilir ki Kaç hayatı gözlemlemiş olabilir ki seni nereye kadar götürsün? Bu da önemli. Kelime bilgisi önemli. Kitap okuması önemli. Çünkü harita okuyoruz biz. Şimdi 50 kelimeyle harita okumak var. 1500 kelimeyle harita okumak var. O yüzden de bu gibi şeylere bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka senin yerini alabilir mi? Alamaz. Ee, teknik anlamda alabilir. Ama yorum kısmında, kelime kullanma kısmında aslında alamaz. Mümkün değil. Çünkü ben insana dokunan bir iş yapıyorum. Ama teknik anlamda bir haritayı okuyabilecek seviyeye gelebilir mi bir yapay zeka? Kesinlikle gelebilir. Mesela chat cipiti doğru metriklerle doğru astrolojik anlamda bir soru sorduğunuz zaman size doğru veriyi veriyor gerçekten de. Ama işte astroloji tam da burada ikiye ayrılıyor. Yani burada ayrılıyor aslında. Şöyle ayrılıyor. Örnek verecek olursam Venüs ve Satürn arasında diyelim ki burada 5 kişi var. Ve 5'imizin doğum haritasında da Venüs ve Satürn arasında kare açı var diyelim. Venüs ve Satürn'ün kare açının anlamı var. Ama bir tane anlamı yok. 5 tane anlamı var. Ve hepimiz 5 ayrı kişi bu beş farklı ayrı anlamı yaşıyor olabiliriz. Birimiz ilişkilerden yana kendimizi çok şanssız hissediyor olabiliriz. Venüs Satürn karesinin anlamıdır bu. Ve bir tür ilişkiler gitmiyor olabilir. Birimiz kendimizi hiç beğenmiyor olabiliriz ve bu yüzden deli gibi makyaj yapıyor olabiliriz. O, o kendi içimizdeki hissettiğimiz çirkinliği bastırmak için Venüs Satürn karesi kendimi kötü hissediyorum. Ben çirkinim o zaman kendimi güzelleştirmem gerekiyor o zaman makyaj yapayım. Bunu yaşıyor olabilirim. Venüs Satürn karesi paramın bereketi yok eyvah ne yapacağım korkusu. Bunu yaşıyor olabilir birimizde. Ya da işte Venüs Satürn karesi biri de kendine özellikle sanat anlamında grafik tasarım yapıyordur, sanatla ilgilenmek istiyordur ama yaratıcı değildir. Tıkanıyordur her defasında. Venüs sanat, Satürn kısıtlama, sanatın kısıtlanması anlamına geliyor. yapay zeka o açının sende nasıl çalışacağını bulamaz. Ama ben bulurum. Yine izleyicilerimizden gelen bir soru var. Ee, yükselen ay ve güneş burcumuz neyi ifade e, neyi ifade eder ve e, hangisine göre burç yorumlarımızı dinlemeliyiz? Ee, güneş bizim hayattaki kimliğimizi, yaşam amacımızı ve sahnemizi gösterir. Çünkü güneş merkezi biraz sözü yapıyoruz. Güneşin sahnede olduğu ve merkezde olduğu. Doğum haritalarımızdaki güneş de aslında bizim kendimizi merkezde hissettiğimiz, parladığımız amaçlarımızın ne olduğunu, bilinçli amaçlarımızın ne olduğunu gösterir güneş bizim. Ay ise bilinçsiz davranışlarımızı, güdülerimizi anlatır, duygularımızı anlatır, bağlanmamızı anlatır, aidiyet duygumuzu anlatır, nasıl beslendiğimizi anlatır, anne ile ilişkimizi anlatır ayda. Çok farklı alanları anlatırlar ama güneş ve ay, İkisi önemli. Biri bilinç, biri bilinçaltı ve bir bütün oluştururlar. O yüzden çok değerlidir ikisi. Yükselen burç ise benim doğduğum anla ilişkilidir. Benim doğduğum anla gökyüzünün doğu ufkunda hangi takım, hangi burcun yükseldiğine bakarız aslında orada. Ee, ve o benim yükselen burcum olur. İlk nefes aldığım anla ilişkilidir. Ve benim onu ilk nefes aldığım an itibariyle benim haritam oluşur. Hayattaki yeteneklerim, kısmetim, Kısmetsizliğim, ilişkiler, evlilik, para, aşk, kariyer yani aklına gelecek bütün potansiyellerimin oluştuğu andır yükselen burç. O yüzden çok önemlidir. Hem eğer internette, gazetede, televizyonda burçlarını dinlemek isteyen insanlar yükselen burçlarına göre dinlemeleri sayesinde daha tutarlı bir veri elde edebilirler. Çünkü e, biz astrolojik anlamda biz haftalık, aylık veya yıllık bir e, analizler yazarken... Biz her burcu birinci ev dediğimiz yükselen burca çekerek yazarız çünkü. O yüzden yükselen burcu okum, e, okumakta fayda var. Bazı insanların da doğum saati tam net değil. Bu durumda onların astroloji haritasına nasıl bakılıyor? Şöyle e, astrolojide rektifikasyon dediğimiz yani doğum saati hesaplama dediğimiz özel bir yöntem var. E, bu sayede bakılabiliyor ama bunda kuralları var. O da şu. 3 saati aşıyor ise bulamıyoruz bu arada. Yani atıyorum sabah karşı 3 ile 6 arası doğduysan evet bulabilirim. Senin hayatındaki çok önemli olaylardan, yola çıkarak senin için anlamı olan, değeri olan, hayatının akışını değiştiren, psikolojik veya fiziksel anlamda etkilenen olaylardan yola çıkarak rektifikasyon yani doğum saati belirlemeyi yapabiliyorum. eksi 1-2 dakikalık oynamayla. Ama fazlası hayır. Ama bunun dışında yok. Mesela Var piyasası ilk soruna gönderme olsun şarlatanlar. Pandülle elinde kristalle doğum saatini buluyor. Soruyor bir diyor sana sallanıyor Ha o zaman sen bir bir buçuk gibi zon bak çünkü burada böyle daha çok sallanıyor diyor mesela. Gibi saçma sapan yani asla hiçbir içine verisi olmayan hiçbir inandırıcı güveni olmayan olmayacak şekilde bunu yapanlar da var bu arada. Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman şu anda en popüler konu aslında bu. Ee, hükümette bir değişim görünüyor mu? Ee, şöyle yanıt vereyim. Ee, astroloji aslında tutulmalar, sinodik döngüler, gezegenle olan ilişkileri geçmişte ne yaşandıysa orada neler olduğuna bakarak biz bir sonraki önümüzdeki süreçte neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında astrolojinin çalışma prensibi bu. Bu sene gerçekleşen güneş ve ay tutulmalarının derece ve dakikası 2002'de gerçekleşen tutumların derece ve dakikası da aynı. Biz 2002'de yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için seçime gitmişiz. Bu senede yine 14 Mayıs'ta yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için seçime gidiyoruz. Şunu anlıyorum o zaman e, muhalefet olarak e, sunulacak hiçbir adayın haritası bu değişimi etkilemiyor yani. Şöyle oluyor e, birçok aday var aslında yarışacak olan e, cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sadece hangisinin haritasının daha güçlü olduğunu veya ön plana çıktığını görebiliriz, ama yeni bir cumhurbaşkanı geleceğini tabii ki yani büyük kaderde değişen bir şey olmayacağını gösteriyor. Türkiye'nin bitmek bilmeyen bir çilesi var. Bu bizim astrolojik haritamızda görünüyor mu? Bizi iyi günler bekliyor mu? Ee, tabii iyi günler biraz subjektif bir değerlendirme aslında. Ama e, bu ülke kurulurken e, toprakları halkın huzurunu temsil eden alanda Mars diye bir gezegen var. Mars eee mitolojideki karşılığı Ares, savaş, huzursuzluk, gerginlik, e, yeri geldiği vakit savunma, yeri geldiği vakit savaşmayı temsil eden bir gezegen var. O yüzden de bu topraklarda hani her zaman çok çok böyle sakin sakin, böyle yumuşak yumuşak bir dönemin olması birazcık zormuş gibi duruyor açıkçası. Çünkü bir de bizim yükselen burcumuzun üzerinde bir de Plüton var. Plüton hep güç olmak, güçlü olmakla. Bir de mitolojik karşı bir de Hades, böyle yer altı tanrısı temsil ediyor. Yani çok böyle tatlı gezegenler yok böyle haritanın önemli noktalarında. Ama bunlar bir bakış açısı. Şimdi ben buradan bakarsam evet huzursuz vesaire derim ama şunu da görüyorum. Güçlü. Hatta şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Bizim başkentimiz Ankara. Şimdi Türkiye'nin kuruluşunda bir sabit yıldız var. Ve bu sabit yıldız da Anka kuşunu temsil ediyor. Anka ismi de Anka kuşundan gelir. Küllerinden yeniden doğmakla ilişkidir bu arada. Bizim topraklarımız da böyle bir topraktır. O yüzden biz, bize hiçbir şey olmaz. Biz en sıkıştığımız anda bile biz küllerimize yeniden doğar olarak.